Okullar açılıyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda okul formaları Aygün Giyim'den. Yıllardır sektöründe öncü firmalardan olan Aygün Giyim, okul sezonuna hazır kaliteli ürünleri ve hesaplı fiyatları ile ilçemizdeki tüm okul formaları Aygün Giyim'de. Aygün Giyim'e uğramadan okul forması almayın. Dün yapılan Korkuteli Belediyesi Eylül ayı olağan meclisi Dilek ve Temenniler bölümünde Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek önemli açıklamalar yaptı. Fakat o esnaf seçim atmosferiyle çalıştığı belediyede çalışmaya devam edebilmek için nasıl olsa kim olursa olsun ben paramı pulumu alırım, sonuçta belediyeye hizmet yapıyorum diye 3 ay para almadan bekler seçimden önce. Para almadan bekler. Yeni gelen belediye başkanı, benim gibi belediye başkanlarında tamamı belediyede net bir şeyi görebilmek, borç alacak dengesini görebilmek için en aşağı şu anda yaptığımız gibi 3-4 ayda yeni gelen belediye başkanı şey yapmaz, ödeme yapmaz. Çok aciliyetlerden işin devamlılığı için gerekli olanları var. Dolayısıyla her yerel seçim sonrası Türkiye'de belediyeler 7 ay esnafa para ödemezler ama 7 ay sonunda esnaf artık yavaş yavaş burasına takatı kalmaz ve bir üstüne gelmeye başlayabilir. Ben de diyorum ki şu anda sırtımı görseniz sanki kendi borcummuş gibi esnafa ödeyemememin sıkıntısını yaşıyorum. Niye esnafa ödeyemiyorum? Belediyenin durumu kötü mü? Hayır. Aylık 150-200 bin lira, 150-200 bin lira kalan yani personel maliyeti artı yaptığım işlerden sonra kalan 100-150 bin lira parayla bu 9,5 milyonluk bekleyen, 7 aydır, 8 aydır, 1 senedir, 1,5 senedir bekleyen esnafı tutabilme şansı yok. Anlatabildim mi? Yani burada satmak, işte yer satayım da borç ödeyim, evet yer satıp borç ödeme. Ha, buradaki 18 tane yere birileri aramaya gel, aşağı yukarı 15 trilyon tutuyor. 9-9,5 trilyon lirası. Tamam, sıfırlanıncaya kadar. Hepsi şeye gidecek, esnafa. Korkuteli Belediyesi sıfırlanacak. 9,5 milyon. 15 milyon yaptı. 5,5 milyon mu kaldı? Bu 5,5 milyon lira nakit kalan parayla da eğer satılırsa 18 tanesi de. Ki bunun sürecini de söyleyeyim. Yaklaşık olarak 1,5-2 ay. Yani ihale sürecine hazırlanması öyle mi? 1 Aralık'a kadar devam edecek. Yani açıklamamı özellikle teşekkür ederim. Sizlerin sayesinde yapıyorum. Bu bir satayım miras yeri değil. Çünkü borç da bana miras, daha önceki belediye başkanlarının yapmış olduğu, çıkarttığı arsalar da miras ve ben bu mirasın şu anda emanetçisi. Siz de bu emaneti koruyup kollama, bu emanetle ilgili nasıl kullanılacağıyla ilgili bizi yönlendiren meclisiniz. Bunun açıklamasını bu türlü yapmak istiyorum. Israrla söylüyorum, siyaset yapmak adına söylemedim bunu. Ama tek derdim bu vasıtasıyla tüm esnafımı biraz daha beklesinler. Bugün itibariyle sağ olsun buradaki meclisimiz satış yetkisini verdi. Hemen ihaleye çıkıyoruz. Ekim ayı itibariyle satışlar yapıldı. Her bir satış sonrası ilk faturayı kesmiş en eski alacaklıdan başlamak üzere buraya kadar devam edeceğiz. Bilmem anlatabilir.